çocuklarımızın kırsal alanda eğitimiyle ilgili çalışmalar yapacağız. Buradaki amacımız şehirlerde yaşayan çocuklarımızın doğayla buluşması, toprakla haşır neşir olması ve tarımsal üretim sürecini görerek öğrenmeleri. İzmir tarımının son olarak 6. aşamasında agroturizm gibi yan ekonomiler oluşturma çalışmalarımız var. Agroturizm tüm dünyada çiftçiye ek gelir oluşturan bir sektör haline geldi. Zaten bu modeli Seferihisar'da bir nebze uygulamış ve orada çiftçimizin yan ekonomik gelire kavuşmasını sağlamıştık. Gayemiz İzmir'in agroturizm için uygun noktalarında köylülerimizin sadece belirli bir dönem değil, 12 ay boyunca yan gelir elde etmesini sağlamak. Tüm bu çalışmalarımızda kooperatifleşmeyi, örgütlülüğü çok önemsiyor ve teşvik ediyoruz. Çünkü küçük üreticinin hayatta kalabilmesi için bir araya gelerek güçlenmesi ve haklarını birlikte savunması şart. Küçük üreticinin örgütlenmesi ve bu örgütlülük içinde üretimini gerçekleştirmesi İzmir tarımının en temel önceliklerinden biri. Özetle en büyük önceliği kuraklık ve yoksullukla mücadele etmek olan İzmir tarımı 1. Tarımsal su kullanımını %50 azaltarak içme suyumuzu koruyor. 2. Sulama ihtiyacı olmayan, ekonomik değeri yüksek yerel tarım ürünlerini alım garantisiyle destekliyor. 3. Tarımsal ürünlerin markalaşmasını ve pazarlamasını destekleyerek katma değerini büyütüyor. 4. İhracat potansiyeli yüksek, nitelikli tarım ürünlerini teşvik ederek Türkiye ekonomisine katkı veriyor. 5. Küçük üreticinin örgütlenmesini teşvik ederek çiftçilerimizin doğduğu yerde doyabilmesinin önünü açıyor. 6. Kadınların ve gençlerin tarım ekonomisinde yeniden söz sahibi olmasını sağlıyor. Kırsaldaki yaşamın kalitesini yükseltiyor. 7. Tarım alanlarını sadece gıda üretimi için değil, tüm canlılar için geliştiriyor ve doğanın korunmasını destekliyor. 8. Topraklarından biri, 8 yıl önce 2012 yılında Büyükşehir yasası ile toplamda 16.220 köyün kapatılması oldu. Buna karşı Seferihisar'da Geleceğin Köyleri adıyla bir hareket başlatmıştık. Ve kısa sürede 1000'e yakın köyün katıldığı bu oluşum tüm Türkiye'ye yayılmıştı. 2013 yılında Teos Antik Kenti Tarihi Parlamentosu'nda yüzlerce köy muhtarıyla bir araya gelerek Büyükşehir yasasıyla kapatılan köylere karşı tepkimizi haykırdık ve mücadelemizi başlattık. Çünkü köylerin mahalleye dönüştürülmesinin bir isim değişikliğinden ziyade Türkiye tarımının çökmesine neden olacak sonuçlar doğuracağını biliyorduk. Ne yazık ki dediğimiz gerçek oldu. Ve bu yasa değişikliği sonrası aradan geçen 8 yılda Türkiye tarımı hiçbir zaman olmadığı kadar büyük yaralar aldı. Yakın zamanda bir torba yasayla köylerin kırsal mahalle olarak belirlenebilmesinin önü açıldı. Bu yasa bir kez daha bizim köy kapatılmalarına karşı verdiğimiz mücadelenin haklılığını ortaya koydu. Kırsal mahalle olarak belirlenecek köylerde vergi, harç ve su gibi çeşitli muafiyet ve indirimler getirilmesi elbette olumlu bir gelişme ama yeterli değil. Köyler kapatılınca ortak mülkiyet alanları, ortak meralar ve araziler elden çıkmıştı. Yapılan düzenlemeler maalesef bu malları geri vermiyor. Başka bir tarım mümkün diyerek hayata geçirdiğimiz İzmir tarımının şehrimizden başlayarak tüm ülkemizde köylerimizin ve çiftçimizin dertlerine derman olacağına inanıyoruz. Buradan adı mahalle olarak değiştirilen tüm köylerimize sesleniyorum. Kırsal mahalle statüsü için başvurunuzu bir an önce ilçe belediyelerine yapınız. Büyükşehir Belediye'miz her konuda olduğu gibi bu konuda da köylerimizin yanında olacak. Üreticimizin refahını büyütmek için sizlerle birlikte canla başla çalışacak. Değerli katılımcılar, yerli ve milli olmak sözde değil, özde olması gereken bir meseledir. Bir bayrak düşünün, göklerde dalgalanması için göğsünüzü siper edeceksiniz. Bir memleket düşünün, sınırlarını korumak için binlerce şehit vereceksiniz.
Fakat o sınırların içindeki vatan toprağını kaderine terk edeceksiniz. Tarlaların ve köy evlerinin birer birer boşalmasına seyirci kalacaksınız. Yerli ve milli tohumlarımız hızla yok olurken yabancı tohumlara teşvik vereceksiniz. Kültürümüzü, köklerimizi ve geçmişimize ait ne varsa her şeyi inşaat sektörüne kurban edeceksiniz. Büyük bir ustalıkla tarımın doğduğu topraklarda tarımı yok etmeyi başaracaksınız. Buğdayın, koyunun, keçinin, sığırın, armudun, kirazın, üzümün, incirin, zeytinin ve daha nicesinin ana vatanında tarımın binlerce yıldır yapıldığı bu topraklarda Anadolu tarımından geriye eser bırakmayacaksınız. Verimi yüksek diyerek memleketin her yerini ithal ve yabancı tohumlara boğacak, yerli tohum ve ırklarımızı teker teker tasfiye edeceksiniz. Yabancı tohumlar ülkemizi istila ederken topraklarımız çoraklaşacak, göllerimiz bir bir kuruyacak, yeraltı sularımız yüzlerce metre derinlerde kaybolacak. Üstelik tüm bunlar olup biterken yerli ve milli olmak hamasetini yapmaya devam edeceksiniz. Merak ediyorum. Bizi biz yapan toprağımızdan, suyumuzdan, doğamızdan daha yerli ve milli ne olabilir? Ellerimiz ülkemize ait tüm değerleri tek tek yok ederken sözlerimizin neresi yerli ve milli olabilir? Kimse kusura bakmasın. Tarım tekelleri daha da büyüsün. Yabancı şirketler borç batağı altında ezilen köylümüze daha da fazla ithal tohum, daha çok ithal ilaç, ithal yem ve hayvan satsın diye topraklarımızın kuraklaşmasına, halkımızın yoksullaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Milletimiz için yoksulluğun ve topraklarımız için kuraklığın kader olmadığını çok iyi biliyoruz. Eskiden savaşlar topla tüfekle, işgaller askerlerle, postallarla olurdu. Bugünün savaşları ve işgalleri ise tohumla, ilaçla ve topraklarımızı çoraklaştıran, köylümüzü esir eden yanlış tarım politikalarıyla oluyor. Memleket toprağının her karışı kutsaldır. Bu ülkenin her karışını korumak için mücadelemizi son nefesimize kadar sürdürmekte kararlıyız. Bu büyük işgale yine İzmir'den başlamak üzere baş kaldırıyoruz. Yoksulluğa ve kuraklığa karşı ilk adımımızı başka bir tarım mümkün diyerek bugün burada Ödemiş'te atıyoruz. Üreticimizle yan yana yerli ve milli bir tarım politikasını inşa ediyoruz. Memleketimize hayırlı olsun, bereketi bol olsun. Sayın Başkanımıza bu muhteşem sunum için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun başkanım. Şimdi basın mensuplarımızla soru cevap bölümümüze geçmeden önce bize bugün ev sahipliği yapan çok değerli Ödemiş Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Eriş'i kürsüye davet ediyoruz. Başkanım hoş geldiniz sizler de. Buyurunuz başkanım. Buyursunlar efendim.
göstermezse, bu savurganlığa devam ederse önümüzde su savaşları bizi bekliyor. Doğru. Bunu da bir not olarak baştan söyleyeyim. Aynı fikirdeyiz biliyorum. İzmir'le ilgili kuraklık tehdidi hala devam ediyor mu? %50 tasarrufla ilişkili olarak ne zaman hayata geçer ve İzmir'in en azından gündeminden kuraklık mevzu çıkar? İzin verirseniz birkaç sorum daha olacak. Bu gündemin dışına çıkacağım yine izninizle. Dün akşam yine bir deprem yaşadık. Büyükşehir Belediye binasının depremden sonraki durumu ve kentsel dönüşümle ilgili belli bir yaşın üzerindeki binalara bir izin verilmesi acaba söz konusu olabilir mi? Menemen'de yaşanan olaya bir kısaca değinmek isterim. Seçimle kazanılan yerin kurayla verilmesi içinize siniyor mu? Bu üç ismi ben öğrenmek istiyorum. Parti bu süreçte nerede hata yaptı? Olayı nasıl toparlamayı düşünüyor? Siz bu sürecin neresindeydiniz? Bunu merak ediyorum. Eşref Paşa Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı'na devredileceği yolundaki iddialar doğru mu? Doğum hastanesiyle bir takas söz konusu mu? Bu konuda da bir küçük merakım var. Giderirseniz sevinirim. Çok mersi. Hanımefendinin bu merak ettiği sorularla beraber bütün günü kapatırız değerli arkadaşlar. Yani hepsine cevap vermem gerçekten mümkün değil. Yani süre açısından da mümkün değil. İçerik açısından da doğrusu çok uygun bu.